Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Öncelikle kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini aktif hale getirerek videolardan anlık haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videoların altındaki beğen düğmesine tıklayarak videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuz İlyas Şener'den gelmiş. Hocam şu zamandan sonra Milli Savunma Üniversitesi faaliyetleri nasıl olur? Tercih açıklaması, mülakat tarihleri, intibak, yemin töreni, okula başlama dönemi, okul süreci hakkında video yapabilirsen mutlu olurum demiş. Evet arkadaşlar, İlyas arkadaşımızın önerisi için teşekkür ederiz kendisine. Özellikle intibak dönemi ile ilgili nelerle karşılaşacaksınız, intibakta sizleri neler bekliyor? Bu konuyla alakalı videolar planlarım arasında. İlerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki sorumuz. Bu sene Milli Savunma Üniversitesi puanları ne olur? Düşer mi? Artar mı? Ve mülakatlar hangi ay içerisinde olacak demiş arkadaşımız. Puanlar ile ilgili geçmiş yıllardaki puanları göz önüne alarak bir değerlendirme yapmıştım arkadaşlar. Harbi okulları puanlarında son 3 yıla baktığımızda bir düşüş söz konusu. Bu konu uzun uzadıya konuşmalar yapılabilir ancak yüksek puanı alan adaylar harbi okullarını tercih etmiyor. Burası bir gerçek artık. Sorunun cevabına gelirsek, harbi okulları puanının bu yılda 3-4 puan civarında düşüşe devam edeceğini düşünüyorum. Astsubay Meslek Yüksekokulu puanlarında ise tam tersi durum söz konusu. Son 3 yıldır Astsubay Meslek Yüksekokulu puanlarında bir yükseliş var. Örneğin 2018 ile 2019 yılı arasında 30 puanlık bir artış oldu. Bunun sebebinin de askeri okullardan mezun olduktan sonra direkt olarak göreve başlama ile açıklayabiliriz. Sonuçta sivil üniversitede normal bir bölümü okuyan bir kişi bölümünden mezun olduğu zaman kendi alanıyla alakalı iş bulma ihtimali artık çok düşük. Bir sonraki sorumuz Bekir Yazılı'dan gelmiş. Cilt kusurlarıyla ilgili video yapar mısınız diye sormuş bize. Cilt kusurlarıyla ilgili öncesinde video yapmıştık arkadaşlar. Ancak Nisan ayında sağlık yönetmeliği değişti. Bunlarla ilgili de yapılan değişikliklerle alakalı video yapacağız. Buradan da bilgilendirmiş olalım. Sıradaki sorumuz Songül Oğuz'dan gelmiş. Üniversite sınavı bittikten sonra spor mülakatlarına hazırlanmaya başlasak geç kalmış olur muyuz? Teşekkür ederim demiş. Üniversite sınavı Haziran'ın sonunda yapılacak arkadaşlar. Üniversite sınavıyla fizik yeterlilik testi arasında yaklaşık 3-4 haftalık bir süre kalıyor. O saatten sonra spor mülakatı geçilebilir ancak tam puan almak oldukça zorlaşıyor. Bugün yapmış olduğunuz bir antrenman bile verimini en erken 3 hafta sonra gösteriyor size. Bu yüzden hazırlıklara hemen başlamakta yarar var. Bir de spor mülakatları bittikten sonra her şey bitmiyor. Aslında her şey daha yeni başlıyor. İntibak eğitiminde 1 ay boyunca her sabah saat 6.30'da koşacaksınız. Devamında temel beden eğitimi dersleri, savaş beden eğitimi dersleri gibi dersler alacaksınız. Dolayısıyla hazırlıklı olmakta yarar var. Bir diğer sorumuz Tunahan Duygu'dan gelmiş. Hocam Milli Savunma Bakanlığı Mart gibi bir haber paylaşmıştı. Temin sisteminde şu anda uzman ihtiyacı yok. Olunca gereklilikleri karşılayan sözleşmeli er ve yabaşlardan temin edilecek diye. Yani uzman olmak için önce sözleşmeli er mi olacağız artık demiş. Şu anki gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. TSK içerisindeki uzman erbaş sayısı çok fazla oldu. Dolayısıyla dışarıdan alım yapıp sıfırdan asker yetiştirene kadar mevcut yetişmiş sözleşmeli erleri uzman erbaş yapmak daha mantıklı. Bir sonraki sorumuz Alper Toprak'tan gelmiş. Sözlü mülakattan bahseder misiniz? Nelere hazırlanalım? Detaylı şekilde olursa sevinirim demiş. TYT, AYT sıralaması mesela 40.000, 50.000 arası olursa MSÖ'ye girmem kolaylaşır mı? Ve MSÖ puanları düşer mi? MSÖ'ye hala 30 dakika eklemedi demiş. Sağ olsun birçok soru sormuş arkadaşlar. Sözlü mülakatlarla ilgili ayrıntılı olarak 5-6 video daha öncesinde paylaşmıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada sözlü mülakat konusuna girersek 1 saat önce çıkamayız arkadaşlar.
Puanlar ile ilgili de yukarıda cevap verdim sorunuza. Bir sonraki sorumuz Abdullah'tan gelmiş. Efendim, aday değerlendirme puanı oluşturulurken kullanılan YKS, spor, sözlü mülakat, yüzdelik dilimleri nasıl olur demiş. Söylenmediğini biliyorum ancak sizin tahmininiz nedir? Teşekkürler demiş. Benim tahminim, aday değerlendirme puanı oluşturulurken YKS puanının %50'si, spor mülakat puanının %20'si, sözlü mülakat puanının da %30 civarında bir oranlar alınmakta. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu benim tahminim. Vermiş olduğum tahmin %5 olur, %10 olur, sonra açıklanır. Tekrar gelip beni linç etmeyin sonra. Sıradaki sorumuz Gamze'den gelmiş. Lisans mezunları kara kuvvetlerinde hem astsubaylığa hem subaylığa başvuru yapabilir mi? Alımlar farklı zamanlarda mı oluyor? Teşekkürler demiş. Lisans mezunları hem astsubaylığa hem subaylığa başvuru yapabilir. Ayrıca lisans mezunları askeri okullarda görev yapabilmek için sivil okutman alımlarına da başvuru yapabilir arkadaşlar. Bu da ayrıyetten aklınızda bulunsun. Bugünkü sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sizler de cevaplamamızı istediğiniz soruları kanalımızın topluluk bölümünde açtığımız başlık altına yorum yazarak bize iletebilirsiniz. Videoların devamlılığı adına kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videoların altındaki beğen butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.